Bu hafta kime davet misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Davetsiz Misafir'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben Aybike Akkaya. Bugün Sapanca'dayız efendim. Evet, hem yaz severlerinin hem de kış severlerinin vakit geçirebileceği bir villa işletmesindeyiz. Ama burası o kadar büyük ki. Evet, aslında villaya sizi anlatmak istiyorum, size göstermek istiyorum şimdiden. Ve yanımda işletme sahibi Elif Hanım var. Hemen onlara dönmek istiyorum. Elif Hanım, hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor her şey? Güzel gidiyor. İşletmemizde yeniyiz. Geliştirmeye çalışıyoruz. Sizleri de ağırlamaktan çok memnun olduk. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bizleri de buraya davet ettiniz, kabul ettiniz. Bizler de teşekkür ederiz. Elif Hanım, kısaca sizi bir tanıyalım. Elif Hanım kimdir? Şu an nerede bulunuyoruz? Ben 31 yaşındayım. Mimarım. İstanbul'da yaşıyorum. Cephe sektöründe ilerliyorum aslında daha çok ama işte böyle küçük tadilat işleri vesaire yapıyorum normalde. Bu sektöre yeni girdim sayılır. Bodrum'da ve Sapanca'da işletmelerimiz var. Villamızı kiralıyoruz. Bu iş için heyecanlıyım aslında. Benim için güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Süper. Ne zaman başladı peki buradaki serüveniniz? Ona da biraz denelim. Yeni miyiz acaba? Aslında bu villa bazında biz burayı yaklaşık bir yıl önce falan satın aldık. Birkaç aylık bir işletmeyiz aslında, çok yeniyiz. Ama güzel tepkiler alıyoruz ve bayağı heyecanlıyız işimiz için. Nedir gelen tepkiler? Nasıl geçiyor buradaki müşterilerin konforu olsun, gelen yorumlar olsun? Nasıl bir ayrılış oluyor? Nasıl bir tekrar geri dönüş oluyor? Aslında daha çok villanın büyüklüğü ve rahatlığıyla ilgili bize yorumlar geliyor. Çünkü farklı ön ve arka iki bahçemiz var, evimiz çok geniş, iki tane salonumuz, beş tane banyomuz, büyük odalarımız var ve burada insanlar toplu halde kaldıklarında kendilerini rahat hissediyorlar ve eşyalar olarak da öyle, yani aslında biraz daha özel hissetmeler için diğer villalardan farklı olarak bu şekilde yaklaşıyoruz yani. Harika. Peki efendim, buranın ismi ne? Onu alalım ve ben ismini de sormak istiyorum. Neden yarasalı? Şöyle, 5 yaşında bir kız çocuğumuz var. Deniz ismi. Bu ev tadilat halindeyken, bayağı inşaat halindeyken, işte camları boştu vesaire ve yarasalar içine giriyordu. Ve o günden beri o hep işte yarasalı ev, yarasalı eve gidelim şeklinde ifade ediyordu. Sonradan da buraya bir isim seçerken o hep yarasalı dediği için yarasalı seçtik aslında. İnanın buradaki mobilyaları bile, yani şurada gördüğünüz L koltuğun modülasyonunu bile seçti aslında. Harika. O zaman bir aile işletmesi, hem de kızımızı da burada aslında onun görüşlerini de kullanmışsınız. Evet. Harika bir yer olmuş diyelim. Peki hemen aslında odalara geçmek istiyorum. Çünkü burası çok geniş bir yer sevgili izleyenler. Birkaç aile kalıp kalınabilecek, aslında vakit geçirilebilecek bir yer. Kaç odamız var, kaç kişi gelebiliyor? Üst katta iki tane ev bebeğin banyolu odamız var. Ve orada genişçe bir mutfak, içerisinde bütün kendi evinizde bulabileceğiniz her türlü eşyanın olduğu bir mutfak var. Hatta bazı yiyecekleri de bulunduruyoruz mutlaka. Misafirler geldiğinde direkt çay kahvesini, suyunu içebilsin, bir makarna en azından kaynatabilsin diye. Orta katta 3-4 tane odamız var. Bir tanesi jacuzzi'li ve bayağı büyük bir oda. Onun dışında bir tanesi yine ebeveyn banyolu. Alt katı da tamamen bahçeyle ilişkili büyük bir salon ve sadece ada mutfak olarak kullandık burada. Böyle. Peki kaç kişi gelebiliyor? Maksimum ne kadarlık bir aile alabiliyoruz burada? Villamızın kapasitesi şu an 12 kişi. Aslında 4 aile bile geldiğinde burada gerçekten farklı mekanlarda rahatça vakit geçirebilir.
Peki bu noktada şunu da sormak istiyorum. En çok sizleri kimler tercih ediyorlar? Biliyorsunuz gençler de çok sevebiliyor böyle yerleri ama aileler de sevebiliyor. En çok gelen kitle nedir burada? Kimler tercih ediyor sizleri? Aslında biz konsept olarak Sapanca'daki diğer villalardan biraz farklıyız. Çünkü oda sayımız çok fazla, geniş bir villaya sahibiz. Genelde fazla yani bir 3-4 aile birden gelip burada işte bir hafta, iki hafta konaklama gibi tercih edebiliyor. Bahçesi işte müstakil olduğu için bahçesi direkt sadece gölle ilişkili olduğu için, işte panoramik bir göl manzarası olduğu için, işte havuz kullanımı, şöminesi, işte jacuzzi'si, barbeküsü, o yüzden aileler çok tercih ediyor. Ama bunun yanında da geçenlerde mesela bir 3 günlük workshop ağırladık. İşte yoga ve pole dance hocalarımız geldiler ve burada günde 5 adet workshop düzenleyerek bayağı keyifli vakit geçirdiler aslında ve bunu sürekli hale getirmek istediklerini söylediler. 10 kişi kaldılar. Süper, harika. Bu tarz etkinlikler de toplu organizasyonlarda oluyor o zaman. Bunu da bilgisini vermiş olalım seyircilerimize. Peki efendim, şu anda doluluk oranlarımız ne durumda? Yaz kış farklı oluyor mu? Rezervasyon için size nasıl ulaşabilirler? Kışın tabii daha çok ısıtmalı havuz da kullanılıyor artık, biliyorsunuz Sapanca'da. Yani sadece yaz sezonunda açık olan bir yer değil Sapanca. Hem işte yukarıda şömine karşısında keyif yapmak, hem de buz gibi bir havada sıcak bir havuza girmek gerçekten tercih ediliyor şu anda. Dolayısıyla aslında yaz kış müşteri oluyor. Ama tabii ki yazın biraz daha insanlar aktif olduğundan kaynaklı daha çok tercih ediliyor. Peki organizasyonları da sormak istiyorum. Biliyorsunuz yeni evlenen çiftlerimiz var, balayı olsun ya da farklı farklı özel günlerde gelmek isteyen müşterilerimiz olacaktır. Onlar için nasıl bir süreç var burada? Kampanyalarımız oluyor mu? Nasıl bekleniyor burada müşteriler? Aslında bu konuda ben hala çalışıyorum. Yani farklı konsepte malzemeler elde etmek için. İşte evlilik teklifi, nişan, belki bekarlığa veda gibi. Mekanımız da buna çok müsait. İleride de işte biraz daha bu yönde villayı geliştirerek işte bahçede belki küçük bir nişan şeklinde kullanılabilir hale getirmeyi düşünüyoruz aslında. İzleyenlerimiz de görüyorlardır muhakkak. Cidden hem bahçesi büyük hem de evin içi de büyük aslında. Yani her türlü kullanışlı, hem organizasyonlar için hem de toplu kutlamalar için ideal bir yer diyelim. Peki efendim, buraya geldiklerinde insanlar bazen villada takılmak istemeyebilirler, bazen burada olmak istemeyebilirler. Sapanca'da ne yapabilirler? Burası neler vaat ediyor? Sapanca'da aslında göl kenarında gezintiler yapabilirler. Göl kenarında oldukça güzel bir yürüyüş parkuru ve işte trafiğe kapalı bir alan var. Genelde orayı tercih ediyorlar. Onun dışında Sapanca'nın doğası biliyorsunuz çok kıymetli gerçekten. Buraya insanlar genelde huzurlu bir ortam için geliyorlar. Bu şekilde. Harika. Peki bu huzurlu ortamı sağlayan bu villamıza, bu işletmemize size nereden ulaşabilirler? Sosyal medya hesapları kullanıyor muyuz? Onları da seyircilerimizle paylaşalım isterim. Evet. Evet, Instagram hesabımız var. Yarasali Ev Sapanca şeklinde. Instagram hesabı ve Airbnb kullanıyoruz. İkisinin üzerinden de bize ulaşabilirler. Telefon numaralarımız, sosyal medya hesaplarımız da mevcut. Birebir görüşüyoruz. Burada geldiklerinde onları karşılayan, işte her sabah onlar uyanmadan önce bahçe temizliğini, havuz temizliğini yapan ve her aradıklarında ulaşabilecekleri bir elemanımız da var. Bu şekilde. Aslında evet, buna da değinmek istiyordum. Hijyen ve güvenlik konusunda nasılız diyecektim. Aslında hijyeni biraz açıkladık. Size yardımcı olan biri daha var burada ve her zaman ulaşabilecekleri biri var. Peki güvenlik konusunda bunu nasıl sağlıyoruz burada?
Burası zaten bir işletme şu anda ve misafirlerimiz geldiğinde aynı bir otelde kalmak gibi bunlar gerekli yerlere bildiriliyor ve kaç kişinin kaldığı belli. Onun dışında muhit olarak zaten güvenli bir bölgedeyiz aslında ama onun dışında da her an arayabilecekleri bir çalışanımız var. Bu da güven veren bir şey zaten, kesinlikle. Son olarak buradan seyircilerimize söylemek istediklerinizi ekleyelim ve röportajımızı sonlandıralım isterim Elif Hanım. Yeni bir işletmeyiz biz ve çok heyecanlıyız şu anda. Bekliyoruz villamıza, mutluluğumuzu paylaşmanızı istiyoruz aslında. Teşekkür ederiz verdiğiniz değerlendirmeler, bilgiler için. Ben hemen burada seyircilere dönmek istiyorum. Evet sevgili izleyenler, bizler bugün davetsiz misafir ekibi olarak Sapanca'daydık efendim. Eğer sizler de sakin, huzurlu, mutlu, ailenizle birlikte ya da arkadaşlarınızla birlikte diyelim vakit geçirmek istiyorsanız, özellikle geniş alan tercih edenler ve minimal görüntü isteyenler için bir numaralı yer diyebiliriz burası için. Evet efendim, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın.